Peki bunun arkasından benim bildiğim tek yarım bıraktığınız bir proje var. O nasıl öyle oldu? Nasıl sonlanmadı o proje? Şöyle oldu o. Ben bu danışmanlık şirketini kurar kurmaz sevgili Erdal Yıldırım aradı. Koç Vakfı'nın genel müdürü. Abi dedi, Türkiye'ye döndüğünüzü duyduk. Bir de bir danışmanlık şirketi kurmuşsunuz. Biz vakıf olarak sizden hizmet almak istiyoruz dedi. Aa ne güzel dedim, ilk müşterim olacak. Koç Holding, Koç Vehbi Koç Vakfı. Görüştük, tartıştık vesaire ve vakıfla ilgili kısa, orta, uzun vadeli stratejiler belirlemek, onları önceliklendirmek, onun altyapısını oluşturmak vesaire gibi bir projeye başlayacağız. Sonra bir gün Rahmi Bey beni aradı, Rahmi Koç. Serdar Bey bir öğle yemeği yiyelim dedi. Tabii efendim dedim. Gittik Nakkaştepe'de holding merkezinde böyle onların şık bir yemek salonu var. Orada bembeyaz örtülerde güzel bir yemek yedik. Dikkatimi çeken şey saat tam 13 olduğunda bir garson küçük böyle bir transistörlü el radyosu getirdi. Radyoyu açtı. Tıt 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 saat 13 şimdi haberleri veriyoruz diye ajansı dinledi. Sen ne diyorum ki bu rahmetli babasından kalma bir alışkanlık olsa gerek. Neyse yemekte dedi ki Serdar Bey çok memnun oldum. Türkiye'ye dönmüşsünüz. Vakıfla çalışmaya başlamışsınız. Biz hepimiz işte 98 yılındaki o toplantıda sizden çok etkilendik, çok faydalandık. Deprem sırasında işte Ali ile çalışmalarınız oldu. Sağ olun. Amerikan hastanesi dedi. 7 milyon dolar zarar etti. Ve yıllardan beri bu zararı ediyor. Sizden ricam dedi. Acaba bakabilir miyiz? Bu zararın sebebi nedir? Nereden kaynaklanıyor bu? Tabii efendim dedim. Erdal Bey ile Vakıf Genel Müdürü'yle Erdal Yıldırım'la konuştuk. Tabii abi dedi. Bir proje hazırladım. Çok iyi bir ekip kurdum. Ekibime Hacettepe Üniversitesi'nden Mehmet Tokat hoca, onun yardımcısı olan sağlık hesaplamalarında çok güçlü bir isim. Şimdi birden hatırlayamadım o. Efendim Uluslararası Imperial College'dan Rıfat Atun. Efendim York Üniversitesi'nden Mark Wheeler. Böyle hakikaten çok sağlam bir ekip kurduk ve biz hastaneye girdik. Hastanede hakikaten ne var ne yok her şeyi inceledik. 2 ay bir veri toplama fazı oldu. Ondan sonra 1 ay bu topladığımız verileri raporlaştırdık ve arkasından dedim ki efendim bizim çalışmamız hazır, size sunum yapabiliriz. Holding'de bütün aile eksiksiz artı Koç Holding CEO'su, finansal direktör ve vakıf genel müdürü toplandık bir salonda. Bizim ekip böyle oturdu. Profesör İsmail Üstel de vardı. Dedim ki efendim önce çok kısa bir sunum yapacağım. Raporumuz vardı 10 sayfa. Ondan sonra 100 sayfalık bir rapor. Ondan sonra da böyle 1000 sayfalık raporlar. Önce de kısa sunum şu. Amerikan hastanesi şu anda bir SSK hastanesi gibi çalışıyor. Teşhis bu. Çözümü hastanenin özelleştirilmesi lazım. Tabii şaşırdılar yani özel hastane, Vehbi Koç Vakfı Amerikan hastanesi özelleştirilmesi lazım. Özetini verdikten sonra efendim bakın dedim burada bir sistem kurulmuş. Bu sistem Star Hekimler Sistemi. İsimleri çok ünlü hekimler oraya güzel yerleşmişler, oturmuşlar. O isimlerinin büyüklüğünden faydalanıyorlar ve hastaneyi Ele geçirmişler aslında. ele geçirmişler. Her yapılan çalışmada hastaneye bir gelir yok ama hekimlere çok fazla gelir var. Yönetimde bazı noktalarda verimsizlikler var. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Starların hastanesi değil, hastanenin starlarını oluşturmamız gerekiyor ve bunu da bir sistem program içerisinde bunun yapılması gerekiyor. Tabii bütün detaylarında her departmanın neden zarar ettiği filan açık açık yazılıyor. Sordular, cevap verdik, anlattık. Bizim işimiz bitti. Teşhisi koyduk.
tedavinin de nasıl yapılacağıyla ilgili bir rapor hazırladık, verdik kendilerine. Biz döndük. Bir ay sonra Rahmi Bey beni tekrar aradı. Serdar Bey bir yemek yiyelim dedi. Olur dedim. Bu defa İmam Bayıldı vardı. Bir öncekinde zeytinyağlı taze fasulye vardı. Sonrakinde İmam Bayıldı vardı. Çok lezzetliydi yemekler. Oturduk. Dedi ki Serdar Bey, siz burada her şeyi çok güzel analiz etmişsiniz. Yapılması gerekenleri de yazmışsınız. Ama Türkiye'de bunları yapacak kimse yok. Önerebileceğiniz kimse var mı? Hakikaten düşündüm. O projeyi hayata geçirecek Türkiye'de o birikimde insan yok. Herkes belirli alanları bilir, parçaları bilir ama bütüncül bir hastane yönetimi yapmak açısından o çapta bir kimse yok. Şu anda aklıma gelmiyor, ben bir düşüneyim dedim kibarca. Eh dedi, aklına gelmediğine göre yoktur dedi. Tabii öyle demedi. Rahim Bey hep siz diye konuşur. Aklınıza gelmediğine göre o halde yoktur dedi. Dedi ki Serdar Bey, bu işi siz yapsanız. Siz dedi, bu tespitler doğrultusunda hastanenin reorganizasyonunu da üstlenseniz sistemi dedi. Sistemi oturtsanız dedi. Efendim genellikle hani teşhisi koyanla tedaviyi yapan pek aynı kişinin olması, aynı kurumun olması doğru değil. Biz de bunu Birleşik Sağlık Sistemleri olarak yaptık. Doğrudur dedi, haklısınız ama dedi başka çaremiz yok dedi. Peki dedim, ben bir değerlendireyim dedim. Sonra gittim yine Erdal Bey'le, Erdal Yıldırım'la konuştum. Sonra oraya kurabileceğim ekip üyeleriyle görüştüm. Ondan sonra başladık çalışmaya. Tabii biz hastaneye ait yöneticiler değiliz. Biz bir danışmanlık şirketiyiz. Fakat hastanenin en üst düzey yöneticisi benim. Benim ekibim yönetiyor. Hastanenin kendi staffı bizim yönetimimiz altında yapması gereken işleri yapıyor. Kademeli bir geçişle hastanenin bütün kültürünün değişmesini sağlayacak 3 yıllık bir program hazırlamıştım. Ve o cihetle çalışmaya başladık. O programda ben ilk 4 ay hiç bir şey yapmayacak. Şimdi dışarıdan danışman olarak bulunmakla içeride yönetici olarak bulunmak farklı fonksiyonlar. Yönetici olarak arkadaşlarıma da ben de onlara da söyledim. Dedim hiçbir şey yapmayacaksınız. Sadece ve sadece gözleyeceksiniz. Not alacaksınız. Hastalarla konuşun, gece nöbete gelin, sürekli gözlem halinde. Ve 4 ayın sonunda işte 3 yılda bitecek olan programa başladık. Programın 6. ayında Rahmi Bey, valla holdingle mi buluştuk, hastaneye mi geldi bilemiyorum, tekrar bir araya geldik. Ya Serdar Bey dedi, bu dedi 3 yıl dedi çok uzun bir süre. Bunu dedi bu yıl sonuna kadar yapalım. Efendim dedim, yani hamilelik gibi bunun bir süreci var. Yani çocuk 6 ayda doğurtturulmaz. Ya yok dedi, bu dedi 3 sene çok uzun bir süreydi, bunu dedi şey yapmamız lazım. Efendim ben bunu sıkıştırırım ama patlar, kazan patlar, o basınca dayanmaz. Hayır efendim dedi. Yani dedim bakın, ciyak ciyak bağıracak insanlar. Kapınıza gelecekler. Benim işim yarım kalacak o zaman. Hayır efendim, biz de sizi destekliyoruz. Ben bu görüşmeden sonra ailenin bütün üyelerine teker teker gittim. Suna Hanım canım benim o vakit rahatsızdı. O hariç diğer bütün üyelere gittim. Dedim bakın, böyle böyle bir çalışma. Buradan insanlar ciyak ciyak bağırırlar. Ama sizin dik durmanız lazım. Orada çok ciddi derecede maddi kazanç elde eden ve gayrimeşru, gayri ahlaki maddi kazanç elde eden insanlar var. Bunların kimisi sizin doktorunuz, kimisi sizin çocuğunuzu doğurtturan, kimisi sizin işte şuyunuz, buyunuz. Hepsi arkadaşınız, kimisi golf arkadaşınız falan filan. Ama yani sonuç olarak problem bu insanlardan kaynaklanıyor. Ben bunu 3 yıla yayarak adım adım tereyağından kıl çeker gibi yaparım. Ama bir yıllık bir dönemin bir de son 6 ayına sıkıştırırsak bu iş olmaz. Hayır dediler. Biz katiyen müdahale etmeyiz. Sizin arkanızdayız. Peki, ben hemen uygulamalara başladım. Neydi? Hastanenin polikliniği var. Bu doktorlar poliklinikte hasta görüyorlar. Hastadan ücretini alıyorlar. Ondan sonra oraya bu benim özel hastam diye yazıyorlar. Atıyorum 1000 lira mı? O günkü hatırlamıyorum kaç paraydı. 1000 lira. 1000 liranın tamamını kendi cebine atıyor. Niye? Bu benim özel hastam diyor. Özel hastam dediği kişiyi hastanede ameliyat ediyor. Ameliyat parasını bu benim özel hastam diye cebine atıyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bütün özel hastanelerde hekimler ya maaşlı çalışırlar veyahut da yaptıkları iş üzerinden prim alırlar. Hastanelerin anlaşması vardır. Yani kardeşim sen hasta bakarsın, %40'ını sen alırsın, %60'ı hastaneye kalır. Ameliyatın
hekimlik ücretinin %40'ını sen alırsın, %60'ı hastaneye kalır gibi uygulamalar vardır istisnasız bütün hastanelerde. Hiçbir hastanede bir doktor çıkıp da bu benim özel hastam deyip şey yapamaz, %100'ünü alamaz. Başka ne oluyor? Mesela gece hasta geliyor, acile. Güzel gece, gayet nitelikli genç hekimler var. Şakır şakır ameliyatlarını yapıyorlar. Sabah X profesör geliyor. Mesela adı neydi? Aydın Alper. Aydın Alper diye bir çapalı bir profesör. Adam sabah geliyor. Gece görmediği, ameliyatına girmediği hastanın ameliyat yapmış gibi parasını alıyor. Ne bileyim başka ne var? Mesela tüp bebek merkezi, onun adı neydi ya? Bülent Urman diye bir doktor vardı. Ne yapıyor? Tüp bebek diyelim 3000 dolar. Hasta hastaneye geliyor, 500 dolarını hastanede alıyorlar. Ondan sonra bütün masraflar hastanede yapılıyor. Adam 2000 dolarını muayenehanede alıyor, son 500 doları yine hastaneye ödetiyor. 3000 doların 2000 doları adamın cebine, 1000 doları hastaneye. Ama hastanenin masrafları 1000 doların çok üzerinde. Amerikan hastanesi çünkü kaliteli bir hastane. İşte yemeği, malzemesi, ya genel işletmesi zaten çok pahalı olan bir hastane. Şimdi mesela tüp bebek merkezi zararda, tüp bebek doktorlarının hepsi Ferrari'ye biniyor. Bunlar da ondan birkaç sene evvel Ankara'dan Murat 124 ile gelmiş insanlar. Hepsinin Ferrari'si var, tüp bebek merkezi zararda. Şimdi bu olacak iş mi? Ben tabii bunlara tamamen bodoslama daldım. Tabii bunlar ciyak ciyak bağırdı. Efendim bu polikliniğe gelenler bizim hastalarımız. Dedim ki bak kirasını ben ödeyeceğim. Karşı apartmandan sizlere muayenehane tutacağım. Hasta muayenehanenizden gelirse özel hastam deyin. Orada bakın parasını alın. Ama hastaneye gelirse sen özel hastan değildir. Hayır efendim biz böyle bir şeyi kabul... Ya niye kabul edemiyorsunuz? Eğer bunlar sizin özel hastaneye, biz olmasak bu hastane batar. Tamam batsın. Siz geçin karşı tarafa, batırın hastaneyi kardeşim. Tabii bunlar kabul edilmedi. Çünkü biliyorlar ki hasta Amerikan hastanesine geliyor, kuruma geliyor. Ama o güne kadar hep kandırmışlar. Yönetimi, aileyi hep kandırmışlar. Onlara yağ çekmeler, şunlar bunlar. Süpedüz istismar. Maalesef. Ben bunlara müdahale ettim. Dedim hastaneye giren her hasta poliklinik hastasıdır. Mesela o sıralarda Acıbadem hastanelerinde %60 hastane alır, %40 doktora verirdi. Başka yerlerde %70 hastane alır, %30 doktora verirlerdi. Çünkü hastanenin genel giderlerini karşılaması lazım. Ben dedim ki %50 yapacağız. Ona rağmen yer yerinden oynadı. Ameliyatta alınan hekim ücretleri %50 paylaşılacak. Ona rağmen yer yerinden oynadı. Tüp bebek hastaneye girdiği anda bütün para hastaneye yatacak. Yer yerinden oynadı. Laboratuvarda, efendim şimdi laboratuvar, hastanede yapılan laboratuvar harcamasından yüzde alır mı ya? Dünyanın neresinde görülmüş? Radyoloji yüzde alır mı? Dünyanın neresinden görülmüş? Yani bunlar orada bir sistem kurmuşlar. Gayet güzel dümenlerini, tezgahlarını yürütüyorlar. Hemşireler çok eziliyor. Ben hemen hemşirelere sahip çıktım. Onların güçlendirilmesi vesairesi. Bu arada tabii hastanede çok güzel çalışmalar yaptık. Türkiye'nin ilk hasta hakları ofisi Amerikan Hastanesi'nde kurulmuştur. İlktir Türkiye'de. Bu arada benim bir vizyonum var. Bu hastaneyi ileride bir tıp fakültesi haline getirmek. Ve Avrupa'daki kalite standartlarına en uygun hastanelerden birisi yapmak. Mesela ben dedim ki bundan sonra yaptığınız ameliyatların, uyguladığınız tıbbi süreçlerin sonuçlarını ben ölçeceğim. Kaç kişi yatırıyorsun, kaç ameliyat yapıyorsun, kaçı iyileşiyor, kaçı ölüyor, hastanede kaç gün kalıyorlar, hastaneden çıktıktan sonra tekrar hastaneye aynı problemle nasıl başvuruyorlar. Bunun dedim enformasyon sistemini kuracağım. Ay yer yerinden oynadı. Bir beyin cerrahı hoca vardı, dedi ki Serdar Bey dedi, benim işlerim çok kalitelidir dedi. Her sene benim hastam artar dedi. Hocam bu sizin dedim çok başarılı bir pazarlama ve satış yaptığınızı gösterir ama iyi hekim olduğunuzu göstermez. Tıbbi kalitenizi de göstermez. Ben dedim bakacağım bu sene. Kaç ameliyat yaptınız, kaçı sakat kaldı, kaçı kör kaldı, kaçı felç kaldı. Dünyada bu oranlar nasıl, benzer kliniklerde nasıl onlarla karşılaştıracağım. Onun sonunda size iyi hekim misin, kötü hekim misin, iyi tıp uygulamaları mı yapıyorsun yoksa
pazarlamayla götürüyor musun? Şimdi Türkiye'deki maalesef bu çok meşhur hekimlerin arasında çok iyi pazarlamayla götürenler de vardır. Meşhurlukla iyi hekimlik aynı şey değildir. Maalesef. Tabii ben bunun üstüne yürüdüm. Çatır çatır yürüdüm. Ay yer yerinden oynadım. Mesela benim hakkımda bu kadın doğumdaki paraları götürenler gazetelere bilgi vermişler. İşte bu adam aslında doktor bile değil. Bu adam Dünya Sağlık Teşkilatı'nda çalışmadı. İşte bu adam şöyle sahtekardır, böyle bilmem nedir. Benim hakkımda gazetede böyle bir yazı çıktı. Tabii kimin olduğunu biliyorum ben, o yazıyı yazdıranı. Ben o yazıyı böyle yazdım. Çerçevelettirdim, hastanede duvara astım. O doktor bey tabii o kendi yaptığımı bilmediğimi zannediyor. Geldiğinde ya dedim bir de böyle yazı yazmış. Oh, kıpkırmızı oldu adam. Ben demedim lan bunu sen yaptırdın. Salatalık diye söylemedim böyle. Sonra bir gün Samaat Hanım geldi. Allah selamet versin. Serdar Bey dedi. Bunlar dedi çok rahatsızlık veriyor. İnsanlar çok şikayet ediyorlar. Bunu dedi böyle tereyağından kıl çeker gibi yapsanız efendim. Bu tereyağından 3 senede kıl gibi çekilir. 6 ayda çekilmez. 6 ayda yapınca böyle patlar yani. Bunun patlayacağını ben size söyledim. Rahmi Bey daha direndi. Vakıf yönetimi bayağı bir direndi. Ama yıl sonuna gelirken dediler ki ya bu iş böyle olmayacak. Ben dedim peki ben danışmanlık hizmetimi bırakabilirim. Siz bildiğiniz gibi devam edebilirsiniz. O projeyi bıraktım. Tabii şunu söyleyeyim. Benim yarattığım bu etki sonra benim dediklerim o raporlarda falan tabii yazdığı için daha sonra gelen yöneticiler hakikaten 3 yıl içerisinde onların hepsini uygulamaya aldılar. İyi, buna çok sevindim. Tabii. Yani sonuçta o proje başarılı oldu. O benim vizyonum olan bir tıp fakültesi kurulma işi başarıyla gerçekleşti şu anda. Tıp fakültesi gayet başarılı. Aslında bu projenin yarım kaldığında söylememiz çok da doğru olmayacak. Yok, sizin... proje devam etti. Evet. Sadece ben çok hızlı girdim ve ortalığı dağıttım. İşte o günlerde İstanbul'daki bütün hastanelerde diyorlar ki arkadaşlar, sınıf arkadaşlarım ameliyathaneye giriyoruz. Ya biliyor musun dün Amerikan Hastanesi'nde ne oldu? Böyle tefrika gibi Amerikan Hastanesi'nde olanlar. Tabii sebep en temelde erdemsizlik. Bir hekimin para için yapmadığı ameliyatın parasını alması. Bir hekimin kendine verilmiş, emanet edilmiş departmanı zarara uğratıp Ferrari'ye binmesi, bunlar çok derin onursuzluklardır. Çok derin karaktersizliklerdir. Tabii bunlar da ancak temelden, aileden alınması gereken, toplumdan, okuldan alınması gereken erdem eğitimiyle mümkün olur. Onun için benim erdem diye dilimde tüy bitmesinin sebebi budur. Biz Ateş Böceği seminerlerine ne olursa olsun her koşulda devam edeceğiz. Durum bu.